programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm insülin direnci ve insülin direncinde beslenme veya yaşam tarzı değişiklikleri nasıl oluşur bunu konuşacağız. Öncelikle bunu konuşmadan önce bir insülinin ne olduğunu bilelim. İnsülin vücutta kan şekeri de dahil olmak üzere belirli mekanizmaları düzenleyen bir hormon. E, bu nasıl işleyiş gösteriyor onu konuşalım. Şimdi şu şekilde. Öncelikle karbonhidrat içeren bir besini yiyoruz. Daha sonradan vücutta kan şekerimiz yükseliyor. Pankreas kan şekerinin yükseldiğini algılıyor ve pankreastan insülin hormonu salgılanıyor. İnsülin hormonu yükselen kan şekerini düşürmek düşürme üzerine görevli ve bu şekilde görevini yapıyor. İnsülin direnci dediğimizde de hücreler insülini algılayamıyor ve insüline karşı bir direnç oluşturuyor. Bu şekilde de kan şekeri dengesini sağlayamıyor aslında. İnsülin direnci insülin direnci bu şekilde oluşuyor ve eğer insülin direncine dikkat etmezseniz yani varlığını bildikten sonra eski yaşam tarzınızda giderseniz ne yazık ki tip 2 diyabete kadar gidiyor durum. ondan sonra zaten belirli ilaç kullanmak zorunda kalıyorsunuz hayatınız boyunca veya insülin kullanmak zorunda kalıyorsunuz ama tabii ki insülin direncinin geri dönüşü var zamanda müdahale edersiniz şimdi insülin direnci dedik. İnsülin direnci neden oluşur? Birincisi genetiğinizde varsa biraz daha risklisiniz. Daha dikkat etmeniz gerekiyor. Daha önceden dikkat etmeniz gerekiyor. Ailede özellikle tip 2 diyabet geçmişiniz var geçmişi varsa. İkinci nokta eğer e, kilo probleminiz varsa, bel çevresi yağlanmanız varsa, e, egzersiz yapmıyorsak veya e, düzenli beslenmiyorsak, daha çok batı tipi diyetle besleniyorsak aslında daha açığız biz insülin direncine. Şimdi Nasıl anlarız? Yani insülin direnciniz olduğunu düşünüyorsunuz veya insülin direnciniz çıktı veya çıkmadı. Şu an nasıl anlarım diyorsunuz? İlk bakmanız gereken nokta açlığa toleransınız yoksa. Yani aç kaldığınızda eliniz ayağınız titriyorsa aşırı sinirlilik hissediyorsanız veya sürekli yemekten kalktık hemen bir tatlı isteği geliyorsa insülin direnci olma riski yüksek. Zaten obezite gibi arkada yatan belirli problemler varsa bu risk de arttığı için bir doktora görünmenizde fayda var. Zaten ondan sonra bunun belirli Kan halinde çok basit testlerle bakılıyor. İnsülin, glikoza bakıyorlar. Veya homo-IR daha çok belirleyici faktör. Bunlara bakarak sizde insülin direnci olup olmadığını görüyorlar. Ve aslında ondan sonra değiştirmeniz gereken kısımlara geliyoruz. E, dikkat edilmezse zaten tipiki diyabete geçeceğimizi biliyorduk. Peki biz neler yapmalıyız? Şimdi öncelikli olarak e, yaşam tarzımızı bir gözden geçireceğiz. Ve yaşam tarzımızda nasıl hatalar yapıyoruz? Yani nelerde beslenmemizde veya günlük hareketimizde ne, e, nelerde hata var? Önce bunu e, buna bakıp bunları düzeltiyoruz. Daha sonra da sık sık, az az sık sık besleniyoruz. Yani tek öğün veya iki öğün beslenerek tüm günü geçirmiyoruz. Aralara ara öğün koymak önemli. E, bunun yanında glisemik indeksi yüksek besinler tercih etmiyoruz. Yani kana kanın hızlı Kan şekerinin hızlı yükselmesinin neden olan besinleri çok tercih etmeme yoluna gidiyoruz. Bunlar neler? İşte Şeker, bal, pekmez, meyve suyu, daha böyle paketlenmiş şekerli gıdaları çok tercih etmiyoruz. Bunun yanında iyi yağları tercih ediyoruz. Bunlar işte zeytinyağı olabilir, omega 3 olabilir veya ceviz, fındık, badem tarzı yağları tercih edebiliriz. Daha bitkisel yağları tercih etmeye dikkat ediyoruz. Doymuş yağlar biraz daha arka planda kalıyor zaten. E diğer bir nokta glisemik indeksi yüksek ve sağlıklı kan şekerinizi kontrol edebileceğiniz besinler, tam tahıllı besinler, yulaf gibi daha kaliteli karbonhidratları hayatımıza alıyoruz veya meyve suyu yerine meyvenin kendisini yemeye özen gösteriyoruz. Sebze tüketimimiz burada önemli lif alım açısından. E, veya çok şekerli bir gıda yediğimizde muhakkak yanına yağ grubu, işte, ceviz, fındık, badem tarzı bir şey ekliyoruz ki kan şekerimiz daha dengeli seyretsin. Bir anda yükselmesin kan şekerimiz ki sorunlara yol açmasın. Bunu bu şekilde e, yapmaya, hayatımıza katmaya başlıyoruz. Diğer bir nokta egzersiz. Egzersiz niye önemli? Çünkü aslında kan şekerinin dengelenmesinde egzersizin rolü büyük. Bu nedenle eğer hareketsizseniz, yani hayat e, günlük hareketinizde işte masa başı çalışıyoruz, gidiyoruz, e, evimizde ya oturuyoruz ya işte ayakta yemeğimizi yapıyoruz, yatıyoruz tarzı bir hayat tarzı modeliniz varsa bunu değiştirip e, insülin duyarlılığını da arttırmak açısından egzersiz veya Yürüyüşler eklenebilir hayatınıza belirli zaman dilimlerinde. O yüzden egzersiz hareketi de arka planda bırakmıyoruz. Gene beslenmemiz dedik, uygun protein, karbonhidrat, yağ almanız gerekiyor dedik. Normal bir beslenme planınızda yani kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği olarak ayıralım öncelikle. Muhakkak ana öğünlerinizde protein, karbonhidrat ve yağ bulunmalı. Yağ grubu besinler bulunmalı. Yani tek makarna yiyip o günü o Günün o öğününü geçirmemiz gerekiyor. Normal bir beslenmede atıyorum kahvaltı için yumurtamızı koyduk. Yanına yeşilliğimizi, domates salatalığımızı koyduk. 1-2 dilim ekmeğimiz olabilir. Bunun yanında da işte iki adet ceviz veya 5-6 adet zeytin koyduğumuzda aslında kahvaltı tabağımız e, çok güzel bir şekilde tamamlanmış oluyor. Gene öğle yemeği veya akşam yemeği için et, tavuk, balık olabilir. kuru gil olabilir. E, süt, yoğurt grubu olabilir. Bir protein grubu koyduktan sonra yanına ya salata ya sebze yemeği tarzı bir e, besin konularak e, konulabilir. Bunun yanında da et, e, ekmek, işte bulgur pilavı, tam tahıllı makarna tarzı bir besinle de e, günlük beslenme de tamamlanabilir. Öyle bir akşam yemeği için ara öğünleri söyledik. Ara öğün örnekleri verelim. Neler yapabiliriz? İnsülin dirençimiz var veya genetikte bunu taşıyoruz. E, dikkatli davranmamız gerekiyor diye düşünüyorsanız ara öğün olarak da meyveli yoğurt tüketebiliriz. E, veya işte galeta grissini tarzı böyle kepekli galeta grissini tarzı besinler olabilir. Yanında işte yeşil, yeşil çayımızı içebiliriz. Herhangi başka bir sorunumuz yoksa e, bunun yanında bunun yanında vası fıstık ezmesi, mus tarzı besinler tüketebiliriz veya meyve tükettiğimizde yanında e, ceviz, e, fındık, badem tarzı besinler, çiğ fındık, çiğ badem tarzı besinler tüketerek kan şekerin daha dengeli e, izlemesini sağlayabiliriz. Diğer bir nokta gece yaptığımız ara öğün veya gece yediğimiz tatlılar. Aslında en çok e, tatlı yiyeceksek gece yememeyi tercih etmek daha doğru olur. Evet günlük beslenmenize tatlı gene koyabilirsiniz ama sınırlandıracaksınız zaten bunu. Sınırlandık Dırdıktan sonra da bunu gece tercih etmemek daha doğru. E, tatlıyı daha gündüz ara öğünlere koyup gece ara öğünde de şunu da yapmamız gerekiyor. Yani tatlayamıyoruz tamam ama meyveyi 5 porsiyon, 4 porsiyon meyveyi gece ara öğünde yediğinizde kan şekeriniz çok hızlı yükseliyor ve aslında gece de riskler oluşturabiliyor. O nedenle e, gece yediğiniz besinler besinleri gece ara öğün olarak yaptığınız besinleri daha e, karbonhidrat yükü az besinler veya bir porsiyon maksimum iki porsiyon meyve de yanına işte ceviz, fındık, badem ekleyerek de gece aralığını tamamlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde ilerleyebiliriz. Benim anlatacaklarım burada bu kadar. Sormak istediklerinizi Instagram adresim üzerinden veya Muğla TV üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Ee, sağlıkla kalın.